Merhaba, ben Rukiye, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Oscar Wilde'nin Mutlu Prens adlı kitabın yorumuyla geldim. Kitabımız birbirinden anlamlı 5 öyküden ve 50 sayfadan oluşuyor. Haliyle siz kitap kurtları için 50 sayfalık bir kitap çok kolay okunur. Bu 5 öyküden en anlamlı bulduğum Bencil Dev adlı bir tane öyküden bahsetmek istiyorum. Bu devimiz 7 yıllığına arkadaşının yanına gidiyor. Bu ziyaretin amacı konuşmaktı bir konu hakkında. Peki neden 7 yıl boyunca diyecek olursanız eğer, devimiz pek fazla konuşmayı sevmediği için. 7 yıl sonra ihtişamlı şatosuna ve güzel mi güzel bahçesine dönen devimiz bahçesinde birer tane çocuk görüyor her ağacın üzerinde. Haliyle kızıyor ve onlara bağırıyor. Bu olaydan sonra da bahçesinin etrafına çin sedi gibi duvarlar örüyor. Bu tabelanın üzerine içeri girenin cezalandırılacağı yazıyor. Haliyle çocuklar artık bahçeye girmiyor. Uzun bir zaman geçiyor. Bahçenin dışı ilkbahar oluyor. Fakat bahçenin içerisi tüm yapraklar yerle bir oluyor. Ağaçlar yavaş yavaş çürümeye yüz tutuyor. Haliyle devimiz bu duruma üzülüyor. Ağaçlar neden artık soluyor ve bahçenin dışı neden ilkbaharda bahçenin içerisi kış oluyor? Diyecek olursanız, çocuklar artık ağaçların üzerine çıkamadığı için. Ağaçlar çocuklarla şenlenemediği için. Bu durumdan sonra dev artık çok rahatsızlanıyor. İçerisi kış, dışarısı ilkbahar olunca haliyle sinirleri bozuluyor. Durumu gittikçe kötüleşiyor. Bir sabah uyandığında bahçesinde neşeli kıkırtılar görüyor. Bir yandan kuşlar, bir yandan da çocuklar vardı. Gördüğü zaman sinirlenmiyor çünkü bahçenin İçerisi çocuklarla neşelenince çiçek açmıştı. Hatta ilkbahar gelmişti. Çocukların olduğu yerde mutluluk vardır. Dave bu olaydan sonra çocukları bahçesinden kovmuyor. Fakat bahçesinin uzak bir yerinde bir tane çocuğun ağaçtan düştüğünü görüyor. Hemen yanına koşuyor ve ona yardımcı oluyor. Ağacın üzerine koyuyor. O çocuğu çok sevmişti. Çünkü çocuk hem çok küçüktü hem de bayağı tatlıydı. Dev o günden sonra çocukla anlaşmaya başlıyor ve onu çok seviyor. Aradan uzun bir zaman geçiyor fakat o çocuk artık gelmemeye başlıyor. O küçük çocuğun arkadaşlarına sormasına rağmen o çocuğu bir daha hiç göremiyor. Aradan uzun bir zaman geçiyor ve bir gün o çocuğu bir ağacın üzerinde yaralanmış bir şekilde görüyor. Peki bu çocuk kimdi ve neden uzun zamandır ortada yoktu? İşte bu öykü de bu şekilde anlamlandırılmış oluyor. Benim bu öyküden anladığım şu, bir çocuğun olduğu yerde mutluluk vardır. Hani bahçenin dışı ilkbaharken bahçenin içerisi çocuklar olmadığı için kıştı. Ama aşkın molası geçti artık. Şairler öldürdü aşkı. Aşk hakkında o kadar çok şey yazdılar ki, kimse inanmaz oldu. Bence çok normal. Gerçek aşık, acı şeker ve susar. Bu videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kitapta kalın.